Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklama hala iktidar partisinin bir numaralı gündemi. Yeni Adalet Bakanı'nın ilk icraatı HSYK'yı susturmak için talimat vermek oldu. Bozdağ yasak kararını açıklarken adalette deprem yaratan ve yolsuzluk soruşturması elinden alınan olay savcı Muammer Akkaş da konuştu. Ben bilgi sızdırmadım dedi. Bu savcı kimin savcısı? Bunlar nasıl adalet dağıtacak? Başbakan Erdoğan'ın günlerdir topa tuttuğu ve bilgi sızdırmakla suçladığı o savcı konuştu. Savcı Muammer Akkaş, hükümet kanadından gelen sert eleştirilere, bugüne kadar yürüttüğüm hiçbir soruşturmada yetkili olmayan kişilere bilgi veya belge sızdırmadım diye yanıt verdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına ilişkin ikinci dalganın yapılması için 25 Aralık'ta emniyete talimat veren Akkaş, dosyadan el çektirilmiş, yerine de başka savcı atanmıştı. Akkaş ikinci kez yaptığı açıklamada hedef gösterildim, linç kampanyası başlatıldı, yargının geldiği son diye konuştu. Ve eleştirilerin bir diğer hedefindeki HSYK. HSYK'da 17 Aralık operasyonunun ardından hükümete bir bildiriyle karşı çıktı. Yargıya müdahale ediyorsunuz dedi, hükümettense tepkiler üst üste geldi. HSYK'da yetkilerini farklı kullanmaya başladı. Burada bir yanlış yaptık. Başbakan da bu itirafı Manisa'nın Salihli ilçesinde toplanan AK Partililere konuşurken yaptı. Kastettiği HSYK'nın yapısındaki değişiklikti. Keşke yapmasaydık dedi. Başbakanın açıklamasının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hemen harekete geçti. Kurula uyarı niteliğinde bir yazı gönderdi. Bozdağ daha önceki bakanlar döneminde gönderilen yetki devri yazısında değişiklik yaptı. Yetki devri yenilemesi konulu yazıda Bakan Bozdağ yapılacak açıklamaları sadece kurul başkanı olarak Adalet Bakanı yapar uyarısında bulundu. O yazıdan sonra HSYK son olayda olduğu gibi Danıştay başta olmak üzere süren davalara veya savcılara destek mahiyetinde açıklama yapamayacak. HSYK adına açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapacak. Bu arada Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, HSYK'nın son açıklamasının ardından görevden alındı. Öte yandan HSYK önünde de eylem vardı. Ankara Hukukçular Platformu öncülüğünde toplanan çok sayıda kişi HSYK'yı protesto etti, istifaya çağırdı. Protestonun ardından grup üyeleri ellerinde bulunan dövizleri HSYK'nın bahçesine attı. Yargıçlar Sendikası İstanbul temsilcisi Nuh Hüseyin Köse bizlerle. Kendisi de bir yargıç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. HSYK'nın bildirisine başbakan korsan bildiri diyor. Yargıya müdahaledir diyor ve bugün de konuşma yasağı getirildi. Ne dersiniz? HSYK açıklama yaparak müdahale etmiş olmadı mı süren bir duruşmaya? Efendim, HSYK'nın varlık nedeni yargının bağımsızlığını korumaktır. Yani birinci görevi zaten yargının yürütmeye karşı bağımsızlığını korumaktır. Dolayısıyla hükümetin ya da Adalet Bakanı'nın HSYK'ya konuşma yasağı getirmesi diye bir şey yok. Böyle bir kural zaten yok hükmündedir. Etik kurallara uygun değildir. HSYK'nın açıklaması etiğe uygun mu? Elbette. HSYK'nın varlık nedeni zaten yargının bağımsızlığını korumaktır. Bugün gelmeden önce bu konuda Türkiye'de tek bilimsel çalışmayı yapan Profesör Doktor Sibel İnceoğlu hanımefendiyle de görüştüm. Bu akşam kendisi de başka bir yayında olacaklar. Bu konuyu anlatacaklar. O da aynı kanaatte. HSYK'nın varlık nedeninin zaten yargı bağımsızlığını korumak olduğunu, bu bağımsızlığı da sokağa karşı değil sadece, hükümete karşı korumak olduğunu biliyor. HSYK korkuluk değil ki. Yani Adalet Bakanı'nın sözcüsü de değil. Dolayısıyla HSYK'ya getirilecek böyle bir yasak yok hükmündedir. Biz HSYK'yı denetleyen mekanizmayı kaldırarak hata yaptık dedi başbakan. Biz 2010 referandumu öncesi halka bunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki bakın mevcut HSYK aslında çok bağımsız değil. Hükümetin söylediği gibi Yargıtay ve Danıştay'ı ve mahkemeleri tek başına yönlendirmiyor. Bu olanaklı değil. Dilediği zaman Adalet Bakanı tıkıyor, hükümet tıkıyor. Hükümetin dediği oluyor. Onun için bir denge var, bunu bozmayın. Hayır dediler, bir statüko var efendim. HSYK hegemonyası var, efendim oligarşi var. Onlar jüristokrasi var. Efendim onlar istedikleri gibi at oynatıyorlar. Bizim siyasal sorumluluğumuz var. Artık onları devre dışı bırakacağız dediler. Öyle bir yapı geldi ki şimdi yani Türkiye'de laik yapıyı
ortadan kaldırmak isteyen 50 yıllık çabanın sonunda geldikleri noktada şu anda laiklikle hiç bağdaşmayan başka bir durum çıktı ortaya. Cemaatler arası bir kavgaya dönüştü iş. Peki bir savcı bir soruşturma sürdürüyor ve o soruşturmadan alınıyor. Çıkıp adliyenin önünde bir basın açıklaması yapıyor, hatta dağıtıyor. Başbakan bizzat hedef alıp ona yönelik sözler söylüyor. O cevap veriyor ve siz bir yargıçsınız. Bunu nasıl görüyorsunuz baktığınız pencereden? Evet. Sayın Cumhuriyet Savcısının bugün yaptığı, o gün birkaç gün önce yaptığı davranış çok alışılagelmiş bir davranış biçimi değil. Dünyada ve ülkemizde çok bilinen bir davranış biçimi değil. Gerçi İtalya'da sık sık böyle savcılara rastlıyoruz biliyorsunuz. Arkasında bir örgüt mü var, cemaat mi var onu çok iyi bilemiyorum. Cemaatle ilişkileri olan hükümetti. Yıllardır biz bunu da söylüyorduk. Malum önemli davalarda özel yetkili mahkemeleri belirli bir ekiple doldurdular. Hatta o davalarda tutuklama yanlısı olmayan yargıçları görevden aldılar çeşitli bahanelerle. Biz bunları eleştirdik. Çok garip tutuklama kararları verildi. Örneğin 3 günlük yoldan gelen bir NATO'da görevli Türk subayı, general 3 günlük yoldan tutuklanacağını bile bile geldiği halde tutukladılar ve gerekçe olarak da kaçma şüphesi dediler. Bu tür gariplikleri eleştirmiştik. Ama şimdi de tam tersine şu yapılan işlemleri eleştiriyoruz. Cumhuriyet savcısıyla başbakanın kavgasında Sayın Başbakan sıradan vatandaştan farksızdır. Çünkü Sayın Başbakan'ın ailesinin, aile fertlerinin bu soruşturmanın içerisinde şüpheli olarak yer aldığı iddia ediliyor. Eğer bu doğruysa Sayın Başbakan'ın hiçbir şekilde başbakanlık yetkisi altında konuşmaması, yargıyı yıpratmaması gerekir. Savcı açısından? Savcı açısından başta da söylediğim gibi çok alışkın olduğumuz bir o durum olmamakla birlikte yargı etiği kuralları şunu söylüyor. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları 3 konuda örgütlenir ve konuşur. Ekonomik ve sosyal durumları, çalışma koşulları ve yargının bağımsızlığı. Burada da yargının bağımsızlığı var. Cumhuriyet Savcının yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı artık. Çünkü aslında Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda demokrasilerde açıklama yapıp yürütme bize müdahale ediyor demesi gerekir. Bunu yapmadığı savcıyı gibi koruması gerekir. O yapmadığı için hakimler ve savcılar yüksek kurulu görevi üzerine almış ve açıklama yapmıştır. Açıklama yapması doğrudur. Danıştay'ı etkilediği iddiasına gelince doğru değil. Zira Danıştay'ın üzerinde hakimler ve savcılar yüksek kurulu herhangi bir tasarruf hakkı yetkisi yok. Son soru. Yeniden yargılama lafı çıktı. Yanlış anlaşıldı dedi başbakanın danışmanı vesaire ama bir iade-i muhakeme bekler misiniz? Balyoz sanıkları için özellikle. Yargılamanın yenilenmesi her zaman olabilir. Kesinleşmiş hükümlerde yeni bir tanığın ortaya çıkması, yeni bir durumun ortaya çıkması, yargılamalarda bir takım şaibeli işlemlerin olduğunun bir şekilde ispatlanması halinde yargılamanın yenilenmesi her zaman mümkündür. Bu davalar şaibeli davalardır. Umarım bir gün yeniden yargılama yolu açılır. Son bir şey Sayın Dündar, hakim ve savcı kamuoyunun özellikle üzerinde durduğu, hassasiyet gösterdiği bir konu. Programdan önce de size söylemiştim zannediyorum. Şimdi Sayın Başbakan miting meydanlarında maalesef yargıyı ve Cumhuriyet Savcısının nezdinde hakim ve savcıları yuhalatıyor. Bunu daha önce Yarsav'a karşı da maalesef yapmıştı. Savcı efendi ve tehdit içerikli bir takım sözler söyleniyor. Bunlar Türkiye'de zaten dibe vuran yargıya olan güveni, adalete olan güveni daha da zedeliyor. Umarım herkes sorumlu bir devlet adamı gibi davranır. Biz öyle davranmaya çalışıyoruz. Bunu muhataplarımızdan da bekliyoruz. Molière'ın dediği gibi avukatlar için söylemiştir o ama biz hiç kimsenin efendisi olmadık ama köle kullanmadık ama efendimiz de olmadı. Biz de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Sayın Köse çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.